Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Komünist Partisi 5 milyon insanın tutulduğu ceza kamplarını yine inkar etti. 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Münih'te bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, basın toplantısında muhabirlerin ceza kampları hakkında sorduğu sorularını yanıtlarken, Çin sınırları içerisinde hiç kimsenin Çin Komünist Partisi'nin yürüttüğü siyasetlerden zarar görmediğini ve Doğu Türkistan'da buna dahil olduğunu, isteyen diplomatların ve gazetecilerin gelip ziyaret edebileceğini ifade ediyor. Geçtiğimiz aylarda ceza kampları hakkında mesleki eğitim merkezi ifadesiyle kampları savunan Yi, bu sefer böyle bir yerin olmadığını iddia etmesi dikkat çekti. Fake news. Uygurlar Çin Komünist Partisi'nin uluslararası mahkemeye çıkarılmasını istiyor. İsviçre'de yaşayan Abdülhakim Emet, Doğu Türkistan'da suçsuz yere tutuklanan akrabaları ve arkadaşları için tanıklık verdi. Abdülhakim akrabalarından 42 yaşındaki erkek kardeşi Abdülkayyum Emet, 35 yaşındaki Sayım Emet'le 65 yaşındaki halası Ayşe Gopur ve iki oğlu Kamal Emin ve Abdülgani Emin'in 2016 yıl sonuna doğru suçsuz yere tutuklanıp ceza kampına kapatıldığını ve bir daha haber alınamadığını bildirdi. Ayrıca Ürümçi'deki Beytullah Camii'nin İmam Hatibi 44 yaşındaki arkadaşı Muhammed Emin Damullam'ın da aynı dönem karakola çağrılıp suçsuz yere 8 yıl hapse atıldığını anlatırken, Çin Komünist Partisi'nin Uygur Türklerine uyguladığı soykırım politikaları nedeniyle uluslararası mahkemeye çıkarılması talebinde bulundu. Ceza cevapkarlık tartışını talep edeme. Çin Merkez Bankası virüs nedeniyle banknotlarını serbest piyasadan çekti. Resmi kaynaklara göre 1872'den fazla kişiyi öldüren koronavirüsünün yayılmasını engellemeye yönelik çabaların bir parçası olarak cumartesi itibariyle ulusal çapta kullanılmış banknotları mikroplardan arındırmak için karantinaya almaya başladığı bildirildi. Bilgilere göre Çin Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği basın toplantısında bankaların banknotları temizlemek için mor ötesi ışınlar ya da yüksek sıcaklıklar kullandığını ve paraları 7 ile 14 gün kapalı ortamda tuttuklarını açıkladı. Bu süreç bölgelerdeki salgının ciddiyetine göre değişiklik gösterdiği ve banknotların işlemler bittikten sonra tekrar dolaşıma sokulacağı belirtiliyor. Yorumcularsa bu sürecin kripto para dönemine geçme hazırlığı olabileceği kanaatinde. Virüs işi düzmece. Wuhanlı Çinli kadın her şeyi anlattı. Araştırmacı gazeteci Mir Kamil Kaşgarlı'nın da dediği gibi Çin Komünist Partisi içindeki kendini ilah yerine koyan Xi Jinping, İsrail hayranlığıyla bilinen Çin'in ikinci adamı konumundaki Wang Qishan ve sinsiliğiyle yaşlı tilki diye bilinen eski devlet başkanı Jiang Zemin'in başını çektiği üç grup arasında yıllardır devam eden iç çatışmaların dozu gittikçe artıyor ve Çinli halk bunun farkında. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve psikolojik baskılara dayanamayan Çinliler sosyal medya aracılığıyla Çin Komünist Partisi'ne olan tepkilerini ortaya koymaya başladı. Wuhan这个事情，武汉这个瘟疫，都是有计谋、有计划发出来这个瘟疫。因为是政党里面你搞我，我搞我的事情，牺牲了是我们平民老百姓，我的家人，我的父母在家等死，没有人 关心我们平民老百姓的性命，有钱也买不到药，有钱也买不到病房。然后香港同胞，你们独立我支持，台湾独立我也支持，西藏、香港独立都支持摆脱共产党的邪恶手爪，腐败的政权，邪恶的社会，没有一个人可以自由发声。 没有一个人，只有一个人自由发声，就去警察局喝茶、拘留、判刑、
法律是他们判的，不是我们来说的。他们能说判几多年就能判几多年，律师都没有用的，有一个正义的律师都会关起来，他不会为正正而说话，因为他们有邪恶的政权压迫下不能正正的说话。我要告诉你们，一个人牺牲，两个人牺牲，革命肯定是有血有肉来牺牲。我想站出来，我暴露出来，我就要站出来，我就要牺牲，为我的父母，为我的家人，为我以后的后代可以自由的生活。我发声，我也很危险，我也知道，但是我已经受不了了，受不了了。满院子的人在医院里面，没有病床，没有医药， CCTV 讲的那个新闻全部都是假的，全部。他们的吼声，他们的叫声，我看到了。我要发声，我要为我自己发声，我要为我武汉的人民发声，我要为中国同胞发声。Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.